Renkler güzel. Renkler güzel dedin ya, o kadar önemli bir şey ki. Bir tabağa baktığımızda bir gözümüz, evet, gönlümüz, iştahımız bir açılsın. Açılması lazım. Sunum sunum dediğimiz de aslında Türkçesi o. Güzel gözüksün yani. Ayfer Hanım, o eldivenleri ne zaman değiştireceksiniz? Değiştirmedim. Daha yeni giydim bunları. Elleriniz çok yağlama ya. Çok kötü. Bir dakika, içli köfteyi koyduğun eldivenler değil, değil, değil mi? Değil, değil. Değiştirdi mi? Değiştirdim. Evet, eti değiştirmek için takip ama istersen yine değiştiriyorum ama değiştirmiştim. Çok iyi olur, teşekkür ederim. Tabii yani eldiven kullanıyorsanız da sık sık değiştirin, o zaman eldivenin de bir manası. Ben arkadaşlar özellikle yani eldiven seçtim sizler için. Tamam. Sağ olun. Yağlanmış ya biraz. Evet. Şu sunum güzel. Ben tercih etmiyorum eldivensiz. Siz de böyle yaparsanız ben de memnun olurum. Yo, ben elimin lezzetini daha iyi anlayabilirim diye elimle yapacağım. Aynen. Günah benden gitti. Ben de öyle başlayacağım. Rahmetli Erol Taşbur, Allah rahmet eylesin. Bir öyle bir kıvam yok mu ama? Bir insanın, evet, dalası görüntüm gelmiyor. Benim de bıçağım yok zaten birlikte. Bizde de bıçak yok. Bunu şöyle kemikten sallandırıldığında şöyle düşmesi lazım o yüzden. Sallandırayım mı? Bir deneyin bakalım, düşecek mi? Aa, düşüyor, düştü. Düşüyor. Evet. Bak düştü. Evet, yavaş yavaş. Düşüyor, düşüyor. Gibi duruyor. Yani ev fırınında da bunu pişirmek de kolay değil. Risk tabii yani. Evet. Tandır dediğin için ağır için saatlerce pişer. Ayfer Hanım, tamamen fırında tandır mı pişirdiniz? Tandır dedim, bu tamamen inanın ki aşama aşama pişti. Anlatacağım gelirken. Bence sadece tamam. Fırında değildir tabii ki. Muhtemelen. Sadece fırında değil kesinlikle. Bir düdüklü yani, daha şimdi. Düdüklü de bir şey vardı. Önce fırına girdi. Bu kadar bu üstü kadar böyle etken. Bir kızardı. Ondan sonra onu çıkardım. Düdüklü de pişirdim. Daha sonra bir daha fırınladım. İlk ben fırın, sonra düdüklü, sonra fırın. Yapmış. Üç aşama. Evet. Anca. Evet. Pişmez, bir de büyüktü, böyleydi etlere. Hatta dedi ki kasap biraz büyük verdi dedi. Evet, porsiyon ondan olarak büyük bayağı. Evet. Yani normalde mesela evet, o kadar. Şunu alırlar böyle top gibi, o pilavın üstüne falan koyarlar ama o bol bol vermiş. Güzel. Pidesini de kendi yapmış ya. Evet, o da bir vallahi şey. Bravo Ayfer. Evet. Hakkını teslim edelim. Evet. Evet. Yani güzel gözüküyor. Vallahi Zuhal Hanım, biz sizden olumlu yorumlar alıyorum ama. Aa, niye bak, Emir de diyor çorbayı beğendim. Güzel. Ha, Emrah ama içli, evet, onun da yorumlarını beğendim içli ama. İçli köftenin de tadını beğendim. Arkadaşlar lütfen. Değil mi? İç harcını beğendik. İç harcı çok iyi. İç harcı hepimiz söyledik, güzeldi. Güzel. Ya Ayfer sadece Hanım, dışı kalın. Yani ortak kuru fikirler. Kuru yani vallahi. Ortak fikirler sadece ben dile getirdiğim için. Emrah Bey de birazcık kuru dedi. Yumuşamış dedi. Ben ama bekleme payımızı unuttu. Herkesin ortak fikri bence. Şimdi herkese sorabiliriz aynı söylediğim şeyleri. Herkesin ortak fikri ama ben sadece söylediğim için siz bana şey yapıyorsunuz. Sorabilirim. Serap, nasıldı içli köfte? Bence siz var ya burada herkes reddediyorsunuz birazcık. Niye etkileyim? Herkesin kendi ağzı var, eli var, yiyor yani. Aynı damak, fikirdeyim. Damak ben tadı de var. Hayır Emrah Bey, önce siz dediniz, sonra önce eşinizden yani gelirse yorumlar biz geldi. Yiyeceğiz. Ama tamam, o zaman en son ben söyleyeyim. Herkes söylesin, sonra ben söyleyeyim. Nasıl yapayım bilmiyorum. Emrah Bey, Emir Bey'e yaşınız kadar yemek yapabiliyorum dedi. Tecrübeyle alakalı, yaşla alakalı bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Emrah Bey'in yorumları beni hiçbir şekilde etkilemedi. Ben her şeyi kendi yorumuma göre baktım. Kendi damak tadıma göre baktım. Emrah Bey çok konuştu. Bizi manipüle ettiğini zannetmiyorum. Ama çok gereksiz konuştu. Ufak tefek detaylara çok üzerine durdu, takıldı. Boş çene yaptı, sürekli çene çaldı. Biz de onu dinlemek zorunda kaldık. İşte masanın başına tam söylemek istediğim buydu. Çift servis açmıyorsunuz ya. İşte böyle bir manzara oluşuyor. Yemek geliyor. Bekliyoruz. Biz böyle bekliyoruz. O yemek soğuyor. Sonra yarışmacılar yorum, ve ben huysuzlanmaya başlıyoruz. Yorum etkilenince de neden böyle oldu? Açın açın, çift servis açın. Aynı takımdan olmasa da açın arkadaşlar. Muhakkak ki hepinizin ara yemeği var. Çatal kullanılacak, bıçak kullanılacak yemekler getiriyorsunuz. Yani bunları düşünmeniz lazım. Şimdi bunlar olmadığı zaman bak tadamıyoruz yani. Diğer tabakları hazırlıyor doğal olarak. Ne oluyor? Bizim servisler güme gidiyor. Evet. Yani şunu bin kere söylüyoruz. Artık şu çift servisi Allah'ın emri ya, böyle olmak zorunda zaten. Evet. Bu bir şey değil yani, ekstradan bir şey yapılmış bir ikram ya da zaten olmasa da olur bir şey değil. Bu olması gereken bir şey. Yemek yarışmasında da, davetlerde de, hazırladıklarınızdan restoranlarda da biraz söyle, birkaç parça alabilir miyiz? Yani tabaklarımız duruyor, tabaklar hepsi orada. Bence hazırladığın tabakları evet, getir. Evet, tabaklarımız hazır geliyor. Ben sen şöyle verebilirim eğer isterseniz. Sen hazırladıklarını getirsene iki. Şöyle verebilirim. Ha, teşekkürler, sağ olun. Artık zaten yorum yapmayacağım. Herkes yapsın, şöyle sonra şöyle eti de göstereyim, tandır etini. Çok teşekkür ederim. Tel tel, tiftik tiftik olması evet, lazım. Afiyet olsun. Sağ ol. Salatalarımı getiriyorum ben. Sen de buyurmaz mısın Allah ne verdiyse? Evet, salatalarımı getireceğim Zuhal Hanım. Bıçak alabilir miyim? Mümkün müdür Ayfer Hanım? Yemek harika olmuş. Gerçekten güzel. Ben güzeli güzel derim. Benim şansıma yine sonra çok ben salladım. Ben de kuzu tandırı çok beğendim. Ama pidesini bence yapmasaydı daha iyi olurdu. Niye? Yani niye diyeyim? Çok böyle sert geldi bana böyle. Ha, olmamış mı? Yani sert olmuş. Hani yapmasaydı sadece öyle koysaydı tabağa daha da güzel dururdu. Yani illa pidenin üzerine koyması gerekmiyordu tabii canım, yani. Tabii. Ama tandırı güzel, bayağı iyi yani. Ben katılmıyorum Işıl Hanım'a. Pide gayet yakışmış. Bak sen beğenmedin, başka yarışmacı beğendi. Ya bana çok sert geldi pide, bilmiyorum. Bana mı geldi ama ben çok sert geldi bana pide. Belki de ben izledim buradan çünkü bazı yerleri yanıktı pidenin. Hmm. Bir de tek pideyi kesip koydu. Benimki gayet iyi mesela.
Sosu benimki birlikte çok sert yumuşadı. Çünkü aşırı sert yani onu yemedim demek. Sizinki biraz yanmış ama. Üzeri öyle siyah mi? Siyah. Evet. Bakayım göstersene şey. Yok diğer tarafta. Şu. Şu. Hı-hı. Sertler biraz. Salata gelecek mi? Gelecek. İçecek var mıydı? Alabilir miyim? İçeceğimiz de var. Gelecek arkadaşlar. Bir dakika salatamı sosunu hazırlayayım geliyorum. Canım senin telaşın vardır. Evet. O domates sosundan var mı? Patatesin hiç tuzu yok değil mi? Var. Evet tuzu. Ama içinde de kaşık evet. Var. Bitti diye şey yapmadım. Bitti diye. Domates sosundan alacaktım da. Patates çok yavan. Sos çok güzel. Çok tuzsuz. Sos çok güzel de. Patates pişmemiş ki. Ne pişmemiş? Patates çok tuzsuz. Hiç tuz yok. Patates pişmemiş mi? Pişmemiş. Patates nasıl pişmez ya? Yanıyordu neredeyse. Tuz yok tuz. Sadece havuçlar biraz diye. Sosun tuzu onu dengeler diye şey yaptım. Azalttım. Buradan bile bir girin. Sesi. Evet. Benimki o zaman pişmemiş. Direkt sesini duyabilirsiniz Zoran'ın buradan yani. Katır şimdi havucu aldım diri. Patateslerim evet, pişmiş. Patatesler sen deyince bir tane daha patateslerim yok. Benim patatesim pişmiş. Patatesler pişmiş. Havuçlar diri sadece. Havuç zaten hiç pişmemiş benimkinde. Yani benim tarafım var artık bilmiyorum ama. Havuç pişmemiş. Patates de tuzsuz olmuş. Ben eti gayet beğendim. Et patatesi çok iyi nasıl olmuş. Pişirdiniz Ayfer Hanım? Anlaşılmıyor mu nasıl yaptı? Yani ben anlamadım ya. Anlaşılmıyor mu? Kızarttınız mı? Fırına mı attınız? Ben çözemedim yani. Çünkü benimkiler pişmemiş. Hani zaten. Bana çiğ geldi çünkü. O yüzden soruyorum. Nasıl çiğ olabilir ya? Yanıyordu neredeyse aldığımda. O zaman bir gelirsiniz. Gelemediniz yanımıza. Bir gelirsiniz görürsünüz. Salatalarınızı getiriyorum. Ayfer Hanım masaya geleceğimi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Salatalarınızı ne zaman geleceksiniz? Hiç göremedik salatası sizin masada. Salatası olduğu zaman bu sefer salata unutuldu denilecek. Siz aç kaldınız ama hiç yemek de yemediniz. Ben geldiğim zaman hemen size eşlik edeceğim. Hep mutfaktasınız ama. Sizler için. Yemek bitti, salata daha gelecek. Hemen geldim. Hiç hazırlık yapılmamış. Hepsini evet. Orada şu anda yapıyor hep yani. Hep son dakika yapılıyor. Hep son evet. Dakika yapılıyor. Pideleri sonradan kesti. Hepsini sonra yaptığı için. Kurumasın diye hani arkadaşlar. Ama önce zaten kuru. Ben onu önceden yapsaydım olmazdı arkadaşım. Sunum esnasında kesilir yapılır. Sunum esnasında salata kesilmez. Sadece sosu dökülür. O pideyi söylüyor bence. Pideyi de hazırlarken vakit harcadı. Yani keserken onun için geç geldi yemeğimiz. Arkadaşlar ne içersiniz? Ay sen gel artık. Seni şey istemeyecek. Siz gelin yorum yapalım. Olmasın diye söylüyorum. İstediğiniz varsa söyleyin. Hemen gidelim. Yok hayır siz oturun masaya. Tamam. Vallahi seni hiç göremedik Ayfer. Haklısın sunum yapıyorsun biraz sunumlar beklenir de. Sunumlar güzel olsun diye. Haklısın tatlım evet. Fakat bunun da bir ilgili bir zamanı olması lazım. Yorumları duymuyorsun yemekler soğuyor. Evet. Ya da salata evet, birazcık daha. Evet arkadaşlar yorumlarınızı alayım. Biz gerçi yorumladık ama siz duymadınız. Ben duydum bazı birazını ama şimdi de masada. Tabii alacağız yorumları tabii. Onları saymıyorum. Ben evet Ayşen'le başlayalım Serap. Emre eti çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yani kemikten dökülüyor gerçekten. Evet. Güzel pişmiş. Pideler de güzel. Ben sadece patatesleri beğenmedim. Neden? Biraz haşlama gibi olmuş yani yanında. Haşlama gibi yapmak istemedim. Garnitür evet. Olduğu için hani ben onları kızartıp zaten çok bunu pişirseydim inanın ki bunun lezzeti böyle kururdu. Güzel olmazdı. Olması gereken ama bu. Bakın benimkinde böyle çıt çıt ses geliyor yani. Pişmemiş resmen. Bakın. Bakın ama bak evet. Bunda da pişmiş yani. Ama o sizin eziliyor tabağınız. Yani. Bana gelen denk bu. Gelmiş. Yani o kızardılar. Sizin aynı tencerede kızardılar çıkardım. İşte o sizin tabağınız. Zaten ezilmemesi lazım. Ya bu ezilirse ben bunu burada sunum yapamam ki arkadaşlar. Yapmayın. Salata Serap. Salata güzel. Klasik salata. Mevsim salatası. Evet. Ne güzel. Ana yemeği tamamını beğenen bir yarışmacı var. Değil evet. Mi? Pideyi? Beğendim. Pideyi de beğendim. Tamam. Bir tek patatesleri beğenmedim. Ben en son konuşayım sonra etki altına bırakıyorum insanları. Öyle yani beğenmediğim şeyleri, beğenmediğim şeyleri söyleyeceğim tabii. Ya Serap Hanım zaten her şeyi beğeniyor. Güzele güzel diyor bence. Her şeyi pide beğenmiyor. Yani, pideyi nasıl beğendi bilmiyorum. Ben gerçekten ya bana güzel mı öyle bir zaten? Hayır sizin taraf yanıktı. Bana denk geldi galiba. Yanmış belki benim sizin pidemde hatırlıyor musun? Katılmıyorum çünkü sadece üstünü kızarttım. Bakın yansaydı altta hayır, yanardı. Hayır yanma anlamında söylemedim. Çok kuru çok sert bir pide olmuş. Yani Serap Hanım kuru ben değil. Sizin, ben vallahi böyle olacak bizimki ki, kuru değil. İnanın de ki böyle olacak ki ben bunu ıslatacağım bana, yani bakın sos koymuşum üzerine. Ben bunu biraz hamur çıkarsam bunu da döksem zaten olmaz yani. İşte bence hiç koymasaydınız daha iyi olurdu gibi geliyor bunun bana. Bunun sunumu böyle yani. Size göre. Bu. Tadı nasıl tandırın? Tandır çok güzel. Tandırda bir sorun yok. Tandırda ve sosunda hiç güzel olmuyor. Garnitürler pişmemiş diyorsun. Garnitürler pişmemiş. Pide olmasaydı bence daha iyi olurdu. Ama şeyinde mesela bir restoranta gittiğimizde bu kuzu tandır yanında bir tane yeşil soğan koyarlar. Bir de hafif küçük bir püre koyarlar genelde. Yeşil hani böyle, soğan mı? Evet genelde kuzu tandırın yanında hep böyle yeşil soğan yemişimdir. Ben bütün çoğu restoranlarda yeşil soğanı koyarlar böyle hani. Sebze aroması versin diye. Ben biber, kesinlikle katılmıyorum. Aslında muhakkak pide olması lazım. Tercih ettim. Yani ben de bir bulgur pilavı,
Ya da yani bir meyane koyuyorlar zaten. Ya da közlenmiş biber falan. Ya da püreyle, patates püresiyle falan. Ya da, salata evet. Normal Akdeniz salatası güzel, lezzetli. Yani diri mi, fresh mi, sosu güzel fresh, mi? Fresh, güzel bir salata. Doğru malzemeler salata. Konulmuş mu? Ben Akdeniz salatasına gereken şeyleri koymuş. Tamam. Mısırından tut, hepsi var yani. Peki. Ben beğendim. Emir? Afiyet olsun. Teşekkür ben ettim. Ben eti çok beğendim. Afiyet olsun Emir. Havuçlar hiç pişmemiş. Gerçekten çok havuçlar çiğ. Diri. Çok sen fırınladın değil mi bunları? Yok, kütür kütür hatta. Hadi garnitür olsun diye ben bunları aslında bilerek böyle çıkarttım. Blanch mi ettin? Bu kızartma zaten. Ha kızarmamış. Evet işte. İşte sorun garnitür evet, olsun kızarmamış. Diye yaptım. Ben onun dışında... Bazılarını kızartmış, bazılarını kızartmamış. Bana hep kızarmayanlar denk geldi. Ben artık bitirebilir miyorum? Yani, vallahi bendeki de gördünüz bak ezildi gitti yani. Bazısı pişti, bazısı havucu diyorum. Havucu. Havucu diyorum. Benim patatesim evet. Kızarmış, şey kızarmış değil, pişmişti evet. Ama... Havucunda biraz yani derin patates de ben, bana da haşlama gibi geldi. Havuca katılıyorum. Yani ben de anlayamadım şey fırınladım mı, kızarttım mı, ne olduğu bu patatesin. Bir de çok ince. Kızarttım fakat arkadaşlar. Bu kadar incenin o zaman aynı kızarttıysan daha çıtır da olması ince lazımdı. Çok ince yani attın içine kızarsın kısa sürede diye. Mi çıkarttınız sen? Batır kısa sürede de çıkarmadım yani. Aslında. Kızarmamasının sebebi olabilir. 3-4 dakika. Yumuşak haşlama gibi böyle. Evet. Onu anlayamadık. Ben fırına verdi zannettim o yüzden yani ben şaşırdım. Ben de fırına verdiyse niye bu kadar? Aynen. Ben de öyle niye bu kadar yumuşak dedim. Ben o amaçla da yapmadım zaten buna. Sizinkiler şey ama kalın kalın. Tabakta garnitür. Bazıları ince yani. Bazıları kalın anlayamadım. Benimki ince aslında güzel pişmiş ama tuzu hiç yok. Havuçlar çok diri. Emir Bey üzerindeki sos hem de evet. Tuz birbirini çok yani boğardı. Karışmamış yani gelmemiş benim. O bakarsınız yüzden. Şöyle yani yok üzerinde. Sosu az olmuş o zaman. Hı-hı. Ben kendim de daha fazla sosun gerçekten çok güzel ama evet, keşke biraz daha. Güzel. Varmış tavada niye koymamışsın? İçine de kaşığı koymuşsun gitti o sos da al içeride. Salatanız güzel ama onun sosu hiç karışmamış yani. Üstten aldığımda, koydum. Evet evet hiç ama karıştırmamışsınız. Bir karıştırsaydınız keşke. Üstünü süsledikten sonra koydum. Karıştırsaydım süs de bozulacaktı. Daha sonra süs koyabilirdiniz. Bana zaten süsü gelmedi. Beni karışmış bir şekilde geldi. Sıralamada hata yapmış. Yok yok. Sulanırdı. Ben bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bir salata ya ayrı kasede soslanır, karıştırılır, harmanlanır, konulur servis edeceğiniz tabaklara veyahut gene sosunu koyarsın, karıştırırsın. Aynı tabakta, karıştırdığın tabakta servis edeceksin. Üzerine süsünü yaparsın. Az bir şey de onun üzerine bir sosundan gezdirirsin ki orası da sossuz kalmasın diye. Yani evet. Süsü bozulmasın diye dök getir olmaz ki. Harmanlanması lazım. Sosu evet, güzel yoksa. Evet, biraz da aceleye getirdim. Anladım, anladım. Evet aceleye Emrah. Aceleye de getirdim hani geç kalıyordum diye. Yani ekmeği yapmışsınız zaten elinize sağlık. Afiyet, yani çok, şükür olsun. Çok fazla mayalanmamış ama o emek zaten çok çok önemli. Ben ekmeği beğendim. Sebzeyle alakalı sebzeyi de beğendim. Hatta sebzemi bitirdim ama o bir sote değil. Kızartma ile sote başka şeyler. Yok ben sote yapmadım demedim zaten kızartma. Sote ben. Sebze yazıyordu galiba menüde. Yok sote değil. Beğendim. Diriliği de benim için okey. Yani evet. Çok bir şey aramıyorum zaten. Havuç çiğ çiğ bile yenebilen bir sebze. Teşekkür ederim. Ben de öyle kuzu düşünmüştüm. Çok, kuzu çok sevmiyorum ama lezzetli. Güzel de pişmiş. Biraz daha pişebilirdi ama bu zamanda çok daha normal. Daha olurdu. Çok çok normal yani bu kadar zaman içerisinde. İnanın ki evet tencereden biraz yani dökülüyordu. Var. Ben biraz, aldım öyle fırınladım şöyle onu. Şöyle biraz diriliği var ama çok normal yani bu şeyde bu kadar zaman içerisinde. Gelen anlamda güzel. Emrah Bey yani bilmiyorum çok... Ben şimdi bunu kaldırsam bunda nasıl dirilik olsun bakın dökülüyor. İşte kaldırınca düşüyor yani normalde. Evet, düşüyor zaten. Kuzu tandır düşer. Bu fırına girdiği için böyle. Anladım ama düşmemiş yani düşmedi. Düşmemiş. Düşmedi. Düşmüş. Ama şey sosunuz özellikle çok lezzetli. Düştü bende düştü. Çok evet. Lezzetliydi sosunuz. Düştü şimdi bunu fırına attım. Tandır olduğu için tandır. Şeyleri, evet. Hiç güzel söylediğin şeyleri dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun ama sen böyle bir problem var Ayfer sen. Teşekkür ettim. Adam ona. Güzel Emrah bir şeyler söylüyor. Emrah Bey lütfen aklımı yemeyin. Teşekkür ettim direkt size. Direkt bilenmiş aferin. Gibi. Okay. Evet. Tekrar baş alıyorum. Güzel şeyler söylüyorum. Evet. Ekmeğinizi beğendim. Elinize emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Sebzenizi çok beğendim. Ben çok okeyim. Biraz diri aldantı sen seviyorum şey zaten. Sen aynı şeyi söyledin. Seyirci de diyecek ki aynı yeri bir daha veriyorlar. Hayır yok aynı şeyleri aynı bir daha aynı yeri vermiyoruz ama Ayfer'in dinlemediği yok. İçin iyi şeylerimi. Sosunuza bayıldım. Çok çok güzeldi. Afiyet elinize sağlık. Salata? Salata gereksizdi. Yani sebze ben varken garnitür olarak... Vermesem de olur mu diyordunuz? Olursa bir. Kesinlikle. Zaten bir şey söyleyeyim mi? İnanın ki yemeğin yanı hani boş kalmasın diye bir şey söyleyeceğim. Yaptım. Niye boş kalsın? Sebze dolu yarım kilo et var şurada zaten. Patatesin, biberin, domatesin bir de tandırın salatası, evet, patates salatası değildir zaten bence. Tabii. Geleneksel bir yemek. Bir hiç gerek salata yok. Salata olsaydı hiç falan belki biraz daha şey yapabilirdim. Olurdu. Veyahut madem salata diyorsun, Sumun onu bir evet. Gecikti mi? Yemek bitiyor ondan sonra salata gibi bir anlamı kalmıyor. Evet. Ama salatan güzel, karışsaymış daha da güzel olurmuş. Yemeğim çok yorucuydu yani. Evet. O yüzden salatayı yetiştirebildim arkadaşlar. Artık sizin takdiriniz. Gereksiz vakit kaybetmesin. Evet, aynen. Ben de düşündüm. Bunun yanına Zuhal Hanım kaşık salata gerçekten olur, çok yakışıyor. Olur, keşke yapsaydın. Ama bu sebzeleri ya da bir gavurdu falan bir şey. Hani yemek ağır, yeni var, tatlısı var. Hepsi el açıyor. Elinize ama eline sağlık. Afiyet olsun. Ben pideni de beğendim. Etim çok güzel pişmiş. Evet, hele süzüne bayıldım. Afiyet olsun. Sadece hoş didi kalmış. Sebzeler konusunda kafan karışmış. Keşke fırınlasaydın. Bence daha güzel. Evet.